Özcan ve Cahit Kırkazak olarak belirlendi bugünkü 4. olağanüstü kongrenizde. Şöyle bir giriş yapmıştım. Sorumu da o doğrultuda sormak isterim müsaade ederseniz eğer. Öz eleştirisini ve muhasebesini en çok yapan partilerin başında geliyordu HDP. Yeşil Sol Parti altında girdi 14 ve 28 Mayıs seçimlerine. Şimdi geriye dönüp baktığınızda bugün... Mithat Sancar'ın da konuşmasını dinledim, eski eş genel başkan. İstediğimiz başarıyı elde edemedik, bir şeyleri ıskaladık, bir şeyleri kaçırdık ve başarılı olamadık dedi ve yeni eş genel başkana görevi devretti. Nasıl bir süreç geçirdiniz ve HDP'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak, ne bekliyor siyasette size göre sizi? Evet, çok teşekkür ederim. Şöyle bir durum var, gerçekten 28 Mayıs'tan sonra bir muhasebe dönemi başlattık ve işte bir öz eleştiri, eleştiri mekanizmalarını işleteceğiz dedik ve o günden bugüne kadar bir dizi toplantı yaptık, halk buluşması yaptık. Yani toplamda baktığımızda ilçe örgütlerimize ve halk buluşmalarımıza yaklaşık 1000 civarında toplantı yaptık. Gerçekten binlerce insan katıldı bu toplantılara ve çok açık bir eleştiri, öz eleştiri süreci işlettik. Önerileri dinledik, eleştirileri dinledik. Bunların hepsini tutanak altına aldık ve raporlaştırdık. Ve bütün bunları da değerlendiriyoruz. Yani bu toplantıların sonuna geldik aslında. Ve bu toplantıların sonucunda da işte bugün HDP'nin 4. olağanüstü kongresini yaptık. Ardından Eylül'ün 8, 9, 10, 11 Eylül'de konferanslarımızı yapacağız, büyük konferanslarımızı. Hem kadın konferansını hem karma konferansımızı. Burada da bütün bu yaptığımız toplantıların sonuçlarını parti kararlarına dönüştüreceğiz. Bir kısmını tüzük değişikliğine dönüşecek, bir kısmı parti kararına, politik karara dönüşecek. Bir kısmı da karar olmasa da tavsiye metinlerine dönüşecek. Ve bunun sonrasında da yapacağımız Yeşil Sol Kongre ile birlikte de aslında bu süreci tamamlamış olacağız. Dolayısıyla... Yani belki de 28 Mayıs'tan sonra en ciddi muhasebe sürecini gerçekleştiren ve gerçekten herhangi bir sınır koymaksızın toplantılara katılan halkın ve parti örgütlerimizin temsilcilerinin özgürce eleştirdikleri, eleştirilerini ve önerilerini dile getirdikleri bir toplantılar dizisini tamamlamış olacağız. Tabii ki bir yeniden yapılanmayı hedefledik, bir değişimi hedefledik. Şüphesiz ki kongrede bu yeniden yapılanmanın ve değişimin bir adımı atılmış olacak ama sonrasında da bunun devamı gelecek. Bugün olağanüstü 4. olağanüstü kongresinde HDP eş genel başkanları değişti, parti meclisi değişti ve HDP biraz daha küçülerek bir siyasi çalışmasını sürdürmeye karar verdi. Biraz bunu açıklayayım çok kısa izin verirseniz. Tabii. Ne anlama geliyor bu? Çünkü biliyorsunuz HDP hakkında bir kapatma davası sürüyor. 2,5 yılı geçti bu dava açıldığından bugüne kadar. Herhangi bir sonuç henüz alınmadı. Fakat bu kapatma davasının sürmesi aslında HDP'nin faaliyetlerinin de ciddi ölçüde aksamasına neden oldu. Seçim döneminde de bunun bazı sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını yaşadık. Biliyorsunuz seçimlere HDP adıyla değil Yeşil Sol Parti listelerinden girmek durumunda kaldık. Ve bu durumun bu şekilde devam etmesinin de siyasi olarak bizim çalışmalarımıza bir fayda sağlamadığını tespit ettik. Dolayısıyla HDP eş genel başkanları görevi bıraktılar. Yeni eş genel başkanlar seçildi. Yeni parti meclisi seçildi ama HDP'yi biraz soğutacağız. Yani siyasi faaliyetlerini askıya alacağız, azaltacağız ve önümüzdeki dönemi böyle sürdüreceğiz. Kapatma kararı çıkacağını mı düşünüyorsunuz Sayın Uluç? Yani kapatma kararı çıksa da çıkmasa da bu belirsizliğin aslında hem HDP'nin faaliyetlerinde hem il ilçe örgütlerimizin faaliyetlerinde hem de bileşenlerimizin faaliyetlerinde, Yeşil Sol Parti'nin faaliyetlerinde bir dengesizlik yarattığını düşünüyoruz ve bu dengesizliği gidermek gerekiyor gerçekten. İki başlılık sürüyor. Bu doğru bir tutum olmuyor politika açısından baktığımızda. Aynı zamanda halk açısından da seçmenlerimiz açısından da baktığımızda bir belirsizlik ortamı yaşanıyor.
Dolayısıyla biz bütün bu muhasebe sürecinde hem seçim sonuçlarını değerlendirirken ve sonrasına yönelik yol haritamızı çıkartırken de karar verdik ve bu konuda dediğim gibi bir HDP'yi biraz soğutma, yani çeşitli isimlerle adlandırılabilir belki ama faaliyetlerini azaltma ve esas itibariyle çalışmalarımızı Yeşil Sol Parti çatısı altında sürdürme kararı aldık. Zaten meclisteki grubumuzun da adı Yeşil Sol Parti'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Şimdi Yeşil Sol Parti de bütün bu muhasebe süreci içinde dediğim gibi 8-9-10-11 Eylül tarihlerinde konferanslarını yapacak. Önce kadın konferansı 2 gün, 2 günde karma konferansı. Ardından da büyük kongresini yapacak. O büyük kongrede tüzük değişiklikleri gerçekleşecek. Bu konuda bir hazırlık sürüyor. Kongre kararları alınacak. Parti yönetimi değişecek, parti meclisi değişecek. Eş genel başkanların seçimi yapılacak ve dolayısıyla bir yeniden yapılanmanın Yeşil Sol Parti açısından da tamamlanmış olması için adımlar atılacak ve Yeşil Sol Parti'nin ismi de değişecek. Dolayısıyla yeni döneme yeni isimle, yeni yönetimle, yeni eş başkanlarla birlikte adım atmış olacağız. Ondan sonra da yerel seçim çalışmalarımızı hızlandırarak devam edeceğiz. Can Kakışık, evet. Bir soru, sonra soracağım. Tamamdır. Saruhan Bey hayırlı olsun öncelikle. Bu teşekkür ederim. Yeni dönemde, bu yeni dönemde sizin ittifaklara bakışınız nasıl olacak acaba? İttifak yapısını, çünkü biz bu akşamdan beri ittifak konuşuyoruz siz gelene kadar da. Yani ittifak yapısını daha çeşitlendirmek gibi düşünceniz var mı? Örneğin TİP'le olan, Türkiye İşçi Partisi ile olan ilişkileriniz şu anda ne düzeyde? Seçim için ne gibi bir gidişat söz konusu? Hem bunu öğrenmek istiyorum hem de acaba yeni partnerler de Emek Özgürlük İttifakı'na katılacak mı? Sizin bugün aldığınız kararlar bu konuda acaba bize olumlu ya da olumsuz olarak herhangi bir şey söylüyor mu? Ya öncelikle şunu belirteyim. Yani bu yerel seçimlerle ilgili hani hangi taktik adımlar izlenecek, hangi strateji belirlenecek? Bunu partinin yeni yönetimi karar verecek esas olarak. Yeşil Sol Parti'nin kongresinde oluşacak yeni yönetim karar verecek. Çünkü az bir zaman kaldı ve yeni bir parti meclisi ortaya çıkacağı için, yeni bir genel merkez yönetimi ortaya çıkacağı için hani onların iradesinin üzerine ipotek koymanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla oradaki taktik adımları ve stratejisini esas itibariyle kongre sonrasındaki yeni yönetim belirleyecek. Ancak bizim belirlediğimiz bir temel anlayış var, bir temel ilke var. Onu ifade edebilirim. O da şu, hani malum bu siyasi partilerle ilişkilerde falan zaman zaman dile getirilen arka kapı diplomasisi meselesi var. Biz şunu ifade edelim, ilkesel olarak bu konuda bir tutumumuz var. Arka kapıların hepsini kapattık. Kilitledik oraları. Arka kapıdan herhangi bir giriş olmayacak. Herhangi bir misafir kabul etmeyeceğiz. Ama ön kapımız herkes için sonuna kadar açık. Ön kapıdan gelip bizimle görüşmek, yerel seçim sürecini değerlendirmek isteyen, çay kahve için yani sohbet etmek isteyen herkese. Resmi bir davet ve resmi bir açık teklifden mi söz ediyorsunuz Sayın Uluç? Yani siyasi partiler arasındaki görüşmelerin özellikle yerel seçim döneminde ön kapıdan sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şeffaf, açık, kamuoyunun gözü önünde her şey olmalıdır. Herhangi bir şekilde kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin aslında yerel seçimler açısından fayda değil, zarar sağlayacağını düşünüyoruz. O nedenle dediğim gibi yani ilkesel olarak yaklaşımımız ön kapıların açık olması, buradan gelecek herkesle görüşmeye, politik olarak tartışmaya, değerlendirme yapmaya açık olduğumuzu söylemiş oluyoruz ama bunun ötesindeki taktik adımları belirlemek için de yeni yönetimin oluşmasını ve o yeni yönetimin alacağı kararları bekleyeceğiz esas itibariyle. Birinci söylemek istediğim bu yerel seçimlerle ilgili olarak. İkincisi şu önemli, yerel seçimler tabii kendine has dinamikleri olan seçimlerdir. Genel seçimlere benzemez. Çok yerel dinamikler burada harekete geçer ve bunun her zaman da yaşanmıştır. Geçmişte de bu yaşanmıştır. Dolayısıyla yerel seçimlerin bu dinamiklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Dolayısıyla yerel örgütlerimizin, ilçe örgütlerimizin, il örgütlerimizin bu konuda
daha fazla inisiyatif alacağını doğrusu biz düşünüyoruz. Ve onların tabii ki görüşlerini, önerilerini birlikte tartışacağız. Bunu belirtmek isterim. Üçüncüsü, bizim Emek Özgürlük İttifakımız var. Elbette ki bu ittifakın nasıl süreceğine ya da sürmeyeceğine dair bir görüşme trafiği Emek Özgürlük İttifakı içinde yapılacaktır şüphesiz. Bizim kongrelerimiz sonrasında yine yeni yönetimin iradesinde olacak bir şeydir bu. Ama şu kadarını söylemiş olayım, bizim yaptığımız bütün halk toplantılarından, il ve ilçe örgütlerimizde yaptığımız toplantılardan çıkan sonuç, yani oradaki eleştiriler ve öneriler açısından bakarsak, hani genel olarak ittifaklar karşıtı bir anlayış yok ama yapılmış olan Emek Özgürlük İttifakı adı altında yapılmış olan seçim ittifakının aslında bir ittifak olmadığı doğrultusunda ve bunun bir fayda değil zarar sağladığı doğrultusunda çok güçlü bir görüş olduğunu söyleyebilirim. Şunu sorabilir miyim, hazır ittifak demişken Sayın Uluç? Yani evet, HDP içinde genel geçer şöyle bir tartışma olduğunu da duyduk kulislerden. Yani Millet İttifakı'yla birlikte olmak aslında HDP olarak bize hiçbir şey kazandırmadı diyen bir yüksek sesin oluştuğunu da biliyoruz. Şimdi hal böyleyken, bunlar da bizlerin kulağına kadar gelmişken, seni başkan yaptırmayacağız çizgisinden ayrılmış bir HDP mi göreceğiz? İttifaklarda biraz daha resmiyet ve aleniyet talep ediyorsunuz ama 14 Mayıs seçimlerinden önce de bu dile getirilmişti. Ben şahsen bunu mesela Pervin Hanım'dan, Pervin Buldan'dan duymuştum. Figen Yüksek Dağ mı dile getirmişti, tweet atmıştı, tam hatırlamıyorum. Ama biz resmi bir, aleni bir işbirliği ya da ittifak istiyoruz, talep ediyoruz sözünü duymuştum ama yine de destek vermiştiniz. Artık bu noktadan uzaklaştınız mı, değil mi? Yani Millet İttifakı ile işbirliği yapmak bize hiçbir şey kazandırmadı noktasında mısınız siz de? Şimdi Millet İttifakı ile bizim aslında bir resmi ilişkimiz, ortaklığımız olmadı. Destekten söz ediyorum aslında. Ya şöyle bir şey oldu. Tabii ben anladım sizin söylediğinizi. Şöyle bir şey vardı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz bizi ziyaret etti. Ve eş genel başkanlarımızla ve bir heyetle birlikte geldiler. Bir görüşme yapıldı. O görüşmede çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Biz kendi hazırladıkları Millet İttifakı'nın işte mutabakat belgesi, anayasa değişikliği vesaire gibi konulardaki görüşlerini zaten incelemiştik. Onlar da bize görüşlerini bir kez daha özetlediler. Biz kendi yaklaşımımızı anlattık ve sonra ardından hatırlarsanız o görüşmenin ardından bir ortak basın toplantısı yapıldı. Hem Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu hem de bizim eş genel başkanlarımız pozisyonlarını açıkladılar. Yani ne konuşulduysa o görüşmede onların hepsi o basın toplantısında da dile getirildi. Doğru. Onun dışında bizim Millet İttifakı ile yaptığımız özel bir protokol, özel bir görüşme, özel bir anlaşma olmadı asla. Biz bir politik taktik olarak, yani bu iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyorduk ve düşünüyoruz da. Çünkü bu